İzleyiciler, WhatsApp'tan, Facebook'tan, telefonla bize gelen sorular var. Onları cevaplamaya çalışıyoruz. Her zaman hatırlatıyorum, genelde cevaplarımız Hanefi ve Şafii mezheplerine göre. Çizgimiz Ehl-i Sünnet çizgisidir. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli, Turidi, Eşari. Kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyası, fukaha. Tahir hocama rahmetliye derdim ki, hocam sizi biz numune, örnek alıyoruz. Hiç tavizimiz yok. Saçları diken diken olurdu, Allah rahmet eylesin. Kuzum 50 yıldır konuşuyorum. Ehl-i sünnetten çizgi taviz vermedim, Allah verdirmesin derdi. 50 yıldır, 20 yıldır televizyonlardayız. 50 yıldan fazla sohbet yapıyoruz, vaaz ediyoruz. Çizgi taviz vermedik. Allah ayağımızı kaydırmasın, bu yoldan ayırmasın inşallah. Hocam kabir azabı var mıdır? Tartışmalar. Denizde ölenler var. Deniz altında ölenler var. Ve Hindistan'da adamları yakıyorlar. Bunlar da kabir azabı görecek mi hocam diye soruyorlar. Değerli kardeşlerim, kabir azabı haktır, vardır. Her türlü ölüm mutlaka kabir azabını görecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir veya cehennem çukurlarından bir çukurdur diyor. Kabir azabından bahsediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine hadis peygamber, Tirmizi hadisi, Buhari hadisi. Şöyle buyuruyor Peygamberimiz. Kabir azabını Adem oğullarının tekrar dirilmesini inkar eden kimse küfre girer diyor. Fetva-i Hindiye adlı eser değerli kardeşlerim. Yani Adem oğullarından tekrar dirilecekler, öyle bir şey yok. Kabir azabı yoktur diyenler dinden çıkar, kafir olur diyor. Ayşe annemiz rivayet ediyor. Bir gün ben bir Yahudi kadınla ziyarete gittim. O Yahudi kadını kabir azabından bahsetti. Ve dedi ki, Allah seni kabir azabından korusun diye dua etti bana. Ben Efendimiz'e geldim sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Resulallah, bu Yahudi kadını böyle diyor. Ne dersiniz? Kabir azabı haktır buyurdular. Her namaz kıldığında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Allah'ım kabir azabından koru diye dua ederdi. Koca peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bazı adamlar çıkmış. Ölüye Kur'an okunmaz. Kabirde bir şey yoktur. Öldüğümü gider diyorlar. Bir gün Mevlana'ya papaz, felsefeciler gelmişler. Papazlar, felsefeciler. Soru soracaklar. O da Şems'e göndermiş hocasına. Hocası oturmuş buyurun demiş. Bir diyorsunuz ki Allah vardır diyorsunuz. Ama ben görmüyorum. Elle tutulan, gözle görülen. İnanıyorum, inanmıyorum buna. İki dersiniz ki siz şeytan ateşten yaratıldı ve şeytan ateşte yanacak. Ateş ateşi yakar mı? Üçüncüsü sıkıştırıyorsun. Bırakın herkes dilediği gibi yapsın. Sıkıştırmayın diyor. Cevap beklerken bir kerpiç elini almış Şems-i Tebrizi kafasına vurmuş papazın. Veya felsefecinin kadıya şikayete gitmiş. Kafa şişmiş. Demiş ki ben çok ızdırap çekiyorum, şikayetçiyim. Kadı Şems-i Tebrizi'yi çağırıyor. Diyor ki sen niçin bu adamı dövdün? Dövmedim ben diyor. Ama bak ızdırap çekiyorum diyor. Kadı efendi. Göstersin diyor ızdırabını. Kafasının ağrıdığını göstersin. Görülür mü diyor, canım acıyor. Allah görülür mü diyor. Ben ona ders verdim diyor. Allah'ı görmüyoruz deyince ben de acı görmüyorsun. Hadi ispat et diyorum. Ateş ateşi yakar mı? Şeytan ateşle yaratıldı dedi. Diyor ki insan toprakla yaratıldı. Vurduğunda toprak. Toprak toprağı incitir mi diyor. Üçüncüsü bırakın hür iradeyle yaşasın diyor. Ben de hür iradenle buna kerpici vurdum diyor. Kadir Efendi diyor ki haklı, serbest. Ve birkaç tanesi Müslüman oluyor değerli kardeşlerim.
Elle tutulan, gözle görülen şey bunlar. Hocam, günahkar olan bir kişi kıyamete kadar azabı çekecek mi? Biraz önce anlattık değerli kardeşlerim. Bu kabir azabı değerli kardeşlerim vardır, haktır. Küçük veya büyük günahlardan dolayı kabir azabı göreceğiz. Allah'ı muhafaza buyursun, görmeyenler olsun inşallah. Evet. Kabir azabı belli müddet çekenler var. Sonra biraz önce anlatırken Peygamberimiz geliyor, istiyor Malik'ten izin. Onları görünce hep beraber La ilahe illallah Muhammedur Resulü ya Rab, ya Rab bizi kurtar diyorlar. Secdeye bir kapanıyor Peygamberimiz, ya Rab ümmeti, ya Rab ümmeti. Ya Muhammed kaldır kafanı, bağışladım onları diyor. Değerli kardeşlerim, yanacaklar ama diyor. Sonra bir şefaatle çıkacaklar. Yüzleri simsiyah olacak. Peygamberimiz Kevser havuzunu yıkayacak onları. Yıkadıktan sonra burada bir işaret kalacak. Sonradan gelmiş günahkarlar olarak görünecekler diyor. Hocam, kabirde ölünün yanına başka bir ölü koyunca yatan insan bundan haberdar olur mu diyor değerli kardeşlerim. İddia etmişler, olmaz demişler. Kabirdeki ölmüş olan birinin yanına veya uzağına bir ölü gömülünce haberi olur. Hatta sorarlar, konuşurlar. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Ölülerin kefenlerini güzel seçin. Çünkü onlar kefenleriyle övünürler diyor değerli kardeşlerim. Kabirdekiler birbirini ziyaret eder diyor. Bunu iki can sultanı söylüyor. Ya ölmüş insana Kur'an okunmaz da ne yapılır? Biz Mevlana'ya gidiyoruz, Şems-i Tebriz'e gidiyoruz. Geçen gün Ladikli Ahmet'e da gittik ama çiçek götürmedim ben. Oturdum Yasin ve Kur'an-ül Hakim diye okudum. Medyem bu benim. Bire kafası zerif. Ölüye Kur'an okunmaz da sen de gebereceksin. Kim sana Kur'an okuyacak? Kelek getirsinler inşallah sana da diye hatırlatıyorum. Demek ki başka birisi duyarmış değerli kardeşlerim. Hatta hadiste gördüm ben. Kabire ziyarete vardığınızda oğlu kızı sevinirmiş. Oğlum kızım kabire geldi beni ziyaret ediyor diye. Eğer iyi ameldeyse Allah'ım daha çok amel nasip etti oradan dua edermiş kabirdeki adam. Eğer amelsiz Allah'ım hidayet nasip etti oradan dua eder diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadislerden bahsediyorum size. Kefenlerini güzel yapın diyor. Çünkü onlar kefenlerle övünürler diyor değerli kardeşlerim. Hocam 10 yaşında buluğ çağına ermemiş. Oğlum trafik kazasında öldü. Onunla kabir azabı var mı? Onu da sual sorarlar mı diyor değerli kardeşlerim. Bakınız. Bizim dinimiz sallallahu aleyhi ve sellem el fıtratı yuladu İslam. Her doğan İslam fıtratı üzerine doğar diyor. Sonra onu cehenneme sürükleyen onun annesi babası olur. Cehenneme sürükleyen de onun annesi babası olur diyor değerli kardeşlerim. Geçen de bir reklamda gördüm zannedersem veya Facebook'ta gördüm. Ufak çocuğu oturtmuş yanına içki veriyor, içirmeye çalışıyor. O çocuk yarın onun gibi olacaktır. Onun gibi içecektir. Onun gibi küfre ve günahlara dalacaktır değerli kardeşlerim. İslam'da efali mükellefin diye şartlar vardır. Namaz, oruç, hac, zekat buluğ çağına erdikten sonra farz olur. Buluğ çağı erkek ve kadınlara ve yöreye göre değişir değerli kardeşlerim. 10 yaşında ölen bir çocuğun suali de yoktur. Onun kabir azabı da yoktur. Hatta o çocuk var ya, yarın bekler Sırat Köprüsü'nün başında. Anne baba geçemezse ya Rabbi, anamı babamı almadan ben gitmem cennetedir. Ve Cenab-ı Hak o çocuğa şefaat hakkı verir ve böylece çocuk babasını annesine şefaat eder. Umut var olun. Son bir sorum.
önemli. Hocam fiyatını belirtmeden bir malın alışverişi caiz midir diyorlar. Hanefi Şafii mezheplerine göre herhangi bir malın fiyatını belirtmeden almak veya satmak caiz değildir. Kul hakkı vardır. Diyelim ki pazarlık etmediniz. Bir malı verdiniz. Verirken adam az düşük verdi. Satan da fazla umut etti. Arada ihtilaf çıkar ve çok ileri giderler. Bu açıdan fiyatı belirmeden bir malın alış satışı Hanefi ve Şafii mezheplerine göre caiz değildir. İbn-i Abid'in Fetavai Hindiye Bahru Raik araştırabilirsiniz değerli kardeşlerim. Alışverişte adam malını satmak için diyor çok methediyor. Hileli malı satıyor. Allahu Ekber. Buna Neceş alışveriş diyorlar ki Peygamberimiz aldatan bizden değildir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. En ağır işkenceyi bunlar görecektir. Ve eylülle külli hümeze lümezeden dolayı bakıyorsunuz, araştırıyorsunuz değerli kardeşlerim. Bu tür alışverişler caiz değildir. İster kafir, ister Müslüman olsun, müşteri kim olursa olsun, değeri neyse, üzerindeki neyse onu anlatın. Yoksa harama kaçmayın diye hatırlatıyorum değerli kardeşlerim. Evet, hatimlere geçiyoruz. Hatimlerimiz var inşallah. Ayda 3-4 hatim bize veriyorlar. Biz de onları böyle dağıtıyoruz. Bir hocamız var, sevdiğimiz, saydığımız. 3 günde bir hatim yapıyor. Bunlara da bize hediye ediyor. Biz de kardeşlerimize böyle hediye ediyoruz değerli kardeşlerim. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. وَالْاَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم واغف عنا يا كريم وَاغْفِرْ لَنَا يَا رَحِيمُ وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَبِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْقُرْآنِ وَشَرِّفْنَا بِشَرَافَةِ الْقُرْآنِ وَأَلْبِسْنَا بِحِلْقَةِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ لَنَا فِي الدُّنْيَا قَرِينًا وَفِي الْقَبْرِ مُونِسًا وَفِي الْقِيَامَةِ شَفِيعًا وَعَلَى الصِّرَاطِ نُورًا وعلى كل دليلا وإماما اللهم ارزقنا فقها في الدين وزيادة في العلم وكفاية في الرزق وصحة في البدن وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ودخولا في الجنة وعافية في الدين والدنيا والآخرة. Bunu birlikte okumaya çalışalım. Koruma duası sel felaketinden, depremden, afattan, sihirden, büyüden, kazadan, beladan korur hadis-i şerif. Bismillahillezî la yazurru ma'a ismihi şey'ün fil arzı ve la fil semâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî la yazurru ma'a ismihi şey'ün fil arzı ve la fil semâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî la yazurru ma'a İsmihi şey'ün fil ardı ve la fil semai ve huve semi'ul alim. Euzu bi kelimatillahi tammeti min şerri ma halak. Subbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul meleketu arru. Maşallah, barekallah, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Euzu bi kelimatillahi tammeti min şerri ma halak. Bismillahi arkike, vallahu yeşfike, min kulli devain fike. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. Hadis şifa duası. Yatanlara şifa olsun. Covid'lere şifa olsun. Tehlikelilere şifa olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. وَاللّٰهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَوَاءٍ فِيكَ
ve min şerri nefesati fil ukad ve min şerri hasidin izâ hased. Bismillahi erkîke vallahu yeşfîke min kulli devâin fîke ve min şerri nefesati fil ukad ve min şerri hasidin izâ hased. Allahümme tıbbil kulûbi ve devâihe ve afiyetel ebdâni ve şifâihe ve nuril ebsâri ve ziyâihe. Allahümme salli alâ seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Seyyidül istiğfar. Allahümme ente rabbi. La ilahe illa ente halakteni. Ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va'dike. Mestadavtu auzu bike. Min şerri ma sanatu eb'u leke bi ni'metike aleyye ve eb'u bi zenbi fa'fir li zunubi fe innehu la yaghfiru zunuba illa ent. Allahümme inni es'eluke imanen kamile ve yakinen sadika ve rizgan vasi'a ve kalben haşi'a ve lisanen zakira ve ulumen nafi'a ve tevbeten nasuha ve tevbeten gablel mevt ve rahaten andel mevt ve mağfireten ba'del mevt ve dukulen fil cenne ve afiyeten fil dini ve dünya ve l-ahira. Allahümme erham ümmete Muhammed. Allahümme ahfaz ümmete Muhammed. Allahümme ferriç an ümmete Muhammed ya Rabbel alemin. Allahümme ec'al fi galbi nuran ve fi sem'i nuran ve fi basari nuran ve an yemini nuran ve an şimali nuran. Rabbi şrah li sadri ve şetatil emr. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasenete ve kina azaben nar ve edhilnel cennete me'al ebrar. Ya azizu ya gaffar ya zel celal vel ikram. Rabbena ufir li ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yekûmul hisâb. Ya Rabbi, dualarımızı mebrur, amellerimizi makbul, sahibimizi meşgûr, zemmimizi mağfur eyle Allah'ım. Ya Rab, ümmeti Muhammed'i her türlü tehlikelerden, afattan, depremden, sel felaketin hıfzı muhafaza buyur. Hasaten beldelerimizi ya Rabbi, tehlikelerden muhafaza buyur Allah'ım. Hayırlı, bereketli yağmurlar ver Allah'ım. Ya Rabbi felaketlerden muhafaza buyur Allah'ım. Ya Rabbi duası mebrur, makbul kullar hürmetine. Üçler, yediler, kırklar, evliyaullah hürmetine. Ya Rabbi çok yatırıp çektirme. El ayak muhtaç edip de ölse de kurtulsak diye ya Rabbi gözüne bakanlardan eyleme Allah'ım. Yoğun bakımlarda bizim ruhunu alma Allah'ım. Ya Rabbi bilinmeyen hastalıklarla imtihan ve iptila etme Allah'ım. Üçün yatak, dördün toprak nasip eyle. Kelime-i aşk nasip eyle. Tevhid nasip eyle. Kur'an nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ruhumuzu abdest olarak almayı nasip et ki şeytan imanı almasın. Ruhumuzu Kur'an okurken Kur'an başında almayı nasip et ya Rabbi. Ruhumuzu oruçluyken almayı nasip et ya Rabbi. Şeytan imana zarar vermesin. Ruhumuzu sana en yakın yer makam olan şeytanın giremediği secdede Sübhane Rabbiyel Ala. Sübhane Rabbiyel Ala derken emaneti Allah'ım son anımızda, son demimizde çok sevilen dünyayı görmez olduk da o anda sağımızda Kur'an, kalbimizde iman, dilimizde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sadigul va'dul emin. Ya Rabbi okunan hatmi şeriflerden hasılın sevabı ki Cihan Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem fakru tayyibelerine diyeledik vasilet ya Rabbi. Acizane, fakirane, günahkarane. Yaptığımız şu duadan haberdar eyle. Mutlaka haberi vardır ya Rabbi. Kendine kul, Habibim ümmet eyle. Şefaatin nail-i mahzar eyle. Bütün peygamber ruhlarına diyeledik vasilet ya Rabbi. Ashab-ı Güzü'nin, Hulafa-i Raşidi'nin, Aşer-i Mübeşşer-i Ehl-i Beyti'nin tabirini, Tebe-i Tahir, Tebe-i Tahir'in. Üçler, yediler, kırklar, evliyaullar, rica-i kaplar var. Ebu Eyyub-ül Ensari, Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş-ı Veli, Şems-i Tebrizi, Ya Rab Mevlana Celaleddin Rumi, Sadreddin-i Konevi, Şemide'de,
Lâd-i kıyâmeden sonra emmi. Hacı Hüseyin'e ruh ruhlarına bağışladık. Vasret ya Rabbel alemin. Osman Karabulut'un ruhuna. Ya Rab Atama Öksüz'ün ruhuna, Tahir Hocamızın ruhuna bağışladık. Vasret ya Rabbi. Halis amcanın ruhuna bağışladık. Mehmet dede, Münif dede, Çoban Nusir amcanın ruhlarına bağışladık. Vasret ya Rabbi. Arife intikal eden seyircilerimizin ve bizim annemizin, babamızın, dedemizin, nemizin, kayınpeder, kayınvalide, ya Rabbi hala, teyze, amca da uzak ve yakın ruhlarına bağışladık vasılet ya Rabbel alemin. Yok mu bize dua diyen, bizden dua bekleyen ruhlarına bağışladık vasılet ya Rabbi. Hasıl olan ecr-i mesubatı Emine Uysan ruhuna bağışladık. Kabrini pur nur makamını âleyle. Mehmet Taba'nın ruhuna, Hatice Taba'nın ruhuna, Muhammed Karaday'ın ruhuna bağışladık vasılet. Kabirlerini pur nur, taksiretlerini affı mağfiret eyle ya Rabbi. Aziz dostum Mehmet Özbalcı'nın ruhuna, Naci Özbalcı'nın ruhuna, Cahit Çoplan'ın, Murat Heves'in, Yahya Özgüven'in ruhlarına bağışladık. Ya Rabbi kabirlerini pur nur makamlarını âli eyle. Geçmişlerine rahmet eyle Allah'ım. Tevfik Çokgörür'ün ruhuna bağışladık. Yusuf Çokkoç'un ruhuna da bağışladık. Vasılet ya Rabbi. Yizden dua bekleyen ruhlarına bağışladık vasılet ya Rabbi. Amin. Amin. Ebi hurmeti tahe ve yasin. Velhamdülek ya Rabbel alemin. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber. Velillahilhamd. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve ala cemiyel enbiyai vel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.